İnişteyi aldatırken yakaladınız. Onu keserim ben. Vallahi yemin ederim bilmiyorum ya. Yusuf bakma! Ne diyorsun Yusuf? Ne yok? Olmayan ne? Eniştem dünyanın düz olduğunu iddia ediyor. Bence dünya düz. Gel abi dünyasın sen. Ya tamam da Şahin Bey! Beni yakmayın bakın. Adam diyor uzaya çıkamıyormuşuz. Çıkmam abi ne yapayım? Dolayısıyla burada gerçeği kaybettin. Şu an ne yaşanıyor ya programda, tövbe estağfurullah. Bunu görmüyor muyuz? Görmüyoruz, göremiyoruz. Baksana adamlar dünya düz dedi. Benim kafam gitti kanka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 döndük. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Kardeşim. Hangisi gerçek? Ne bu, gelin kaynana diyordum oğlum. Ne yapıyoruz biz? Enişte Valdız, hoş geldiniz. Konuklarımızı birazdan alacağız da. Zor bir bölüm. Çok zor bir bölüm yine. Oğlum bu defter neler gördü, her yerinde komik komik notlar var ya. Senin defterine bakabilir miyim? Ha tamam, benimki Barbie'liydi. Benimki böyle değildi ya. Benim Elsa'lı var mı? Yok, ben demişim. Defter. O zaman bir Elsa molası verelim, bir de Elsa'lı defter al gel. Şaka mı yaptın? Şaka şaka. Konuklarımızı alalım o zaman ya. Konuklarımız geliyor. Merhaba, ben Deniz. Merhaba, ben Gerçek. Biz gerçek enişte baldızız. Merhaba, ben Sunay. Merhaba, ben Cem. Biz gerçek enişte baldızız. Merhaba, ben Özge. Merhaba, ben Şahin. Biz gerçek enişte baldızız. Merhaba, ben Ayşegül. Merhaba, ben Yusuf. Biz gerçek enişte baldızız. Şu benim ilk dikkatimi çekti. Niye küçük şapka? Toka çünkü. Baldızların takacağı bir toka bence ama. Peki, hoş geldiniz. Oy. Sadece bir tanesi gerçek. Bir tanıyalım. Deniz Hanım'la başlayalım. Merhaba, ben Deniz. 37 yaşındayım. Niye arada es veriyorsunuz? Belki soru gelir. 37 yaşında mısınız? Evet. Hiç 37 durmuyorsunuz. Ha, ondan bekledi. Ailemle yaşıyorum. 2 kedim var. Fitness antrenörüyüm. Benim birazcık fazlalıklarım var. Çok fazla oturarak iş yaptığımız için. Basenleri çok fazla. Geçen ben Japonya'da fark ettim ya böyle. Basenlerimi anlatma dedim kanka sana. Siz basen olmuyor. Onu niye söylüyorsun? Ne kadar sürede eritebiliriz? Diyetle beraber güzel sonuç alırsınız. Ne kadar zamanda ama? 5 ay gibi. Çağrı'nın bir şeye 5 ay emek harcaması mümkün değil. Kim naybetti? Ben bu programı 1,5 senedir geliyorum orada. Emek veriyoruz, harcıyoruz. Oğlum işine veriyorsun ama kendine vermezsin bence o emeği 5 ay. Tamam, zorba modumuzdayız. Okey abi. Orkun'u ışıtmak. Bir hafta benimle takıldı adam, zorba moduna geçti. Helal olsun, tamamdır abi. Gerçek Bey. Değişik evet, bir isim farklı. Ya. Hangisi gerçek de gerçek olması peki? Bizim prodüksiyonun bize yaptığı bir oyun mu? Şaka. Kanka siz çok fazla ekip olarak konuşanlar falan mı izliyorsunuz ya bu? Bütün ekip yani bu mizahşörlük şaka gönderiyor buraya. Selam olsun. 37 yaşındayım ben. İstanbul'da yaşıyorum eşimle beraber. Bir kafemiz var Balat'ta. Ne kafesi? Yemek, içecek, nargile de var. Bazı YouTuber'lar da geliyor. Kimler geliyor YouTube'a? Kafalardan bir kişi gelmişti. Fiyatlar nasıl? Bir spagetti bolognese yerseniz atıyorum orada verirsiniz 270 TL para. Pahalı. Bir nargileciye gittim, Merve ile gittik. Ben dedim çok merak ediyorum, kesin gitmemiz lazım. Abi bak kapıdan içeri girdim, dedim ki lütfen yanar dönerli hiçbir şey gelmesin dedim. Bomba geliyor böyle. Abi, ucunda fitilli maytapla. Eğer bir siparişinin yanında duman çıkan herhangi bir bardak görürsen s**tın. Evet. Onu ben sana söyleyeyim. Kapıdan içeri girerken dedim ki abi dedim lütfen bana yanar dönerli böyle şeker şuka hiçbir şey yapmayın. Kahve istedim ya. Bak geldi kahve. Benim Instagram profil fotoğrafımı basmışlar üstüne. Böyle geldi. Özge Hanım'dayız. Merhaba, ben Özge. Yalnız yaşıyorum. Bir tane kedim var. British. Şimdi diğer baldızlarım da yalnız yaşıyoruz, kedimiz var derse gerçekten baldız kaderi mi? Böyle yani ablamız kapıldı. Evde kaldık. Önce 2 kedimiz vardı. Bu yıl 2 tane daha aldım. Şimdi 98 kediyle yaşıyorum. Benim tek kedim var ama. Bugün tek kediniz var. Ama güzel hayat arkadaşı oluyor ya yalnızlıkta. Tabii. Ben Şahin. 34 yaşındayım. Mağazacılıkla uğraşıyorum. Giyim üzerine yani. Merhaba, ben Ayşegül. 35 yaşındayım. 2 çocuğum, bir kedim var. Orduluyum. Siz de ordulusunuz. Ordu iyi ihracat yapıyor İstanbul'a diyebilir miyiz? Sizin ekipten mi kim orduluysa? Vay, yok var mı bizde ordu? Ben Aslanoğlu'sun, orduluyum. Hayır oğlum sen Samsunlusun. Aslanoğlu. Dedelerimiz zamanında orduda kafeye gitmişler. Nargile içmişler orada. Ben de orduluyum. Allah Allah. Ordu Belediye Başkanı ile anlaşma yapıp bir ücret almış olabilir mi bizim ekip? Hepinizi de güzel ordumuza bekliyoruz. 32 yaşındayım. Özel bir sektörde satış yapıyorum. Merhaba, Sunay ben. 32 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbulluyum ama kütüğüm Ordu. Buradan çıkışta Ordular Derneği. Ordular Derneği burada zaten oğlum. Bu kadar Ordular Derneği. Benim de kedim var. Aa, bekarsınız siz de. Ayşegül Hanım, siz evli miydiniz, bekar mıydınız? Evliyim. Boşanma arifesindeyim gibi bir gülüş oldu bu. Şey gibi oldu yani, buna evlilik denirse. Boşanıyoruz ama çocukların haberi yok, o yüzden burada söylemeyelim gibi bir. Ordu, bir kedi, bir bekar. Eniştemin baldızıyım. CV'nizde yazıyor mu bu, eniştemin baldızıyım? Kesinlikle yazıyor. Ablan izleyecek videoyu, ona göre devam edelim isterseniz. Zaten birçok şey evet kesmemiz gerekebilir. Bana burası bir tık hareketli geldi çünkü. Bana mı? Fazla hareketli.
kendi geldi. İkisi birden kaşınmıyor olması lazım. Tamam güzel, content denek kadar ama. Kaç yıldır evlisiniz? 5. 5 yıl olmuş Sunay Hanım. Kimlik şakalarını geçtik bence 5 yıl. Denemişsiniz muhtemelen şanssız ama. Yok yok, baldızıyım ben. Cem Özacar, özel bir firmada oyuncakçılık yapıyorum. Kedi var mı? Var. Kedisi olmayanları bir dışarı alabilir miyiz? 7 kuşak İstanbulluyuz. Since 1453. Devlette soy ağacı çıkıyor ya. PSM mi var en üstte devlette soy ağacında? Çocuk? Küçük kedimiz var. Scottish Fold. İlk nasıl tanıştınız? Ne zaman tanıştınız? Ve böyle tanıştığınızda böyle birbirinizle ilgili ilk izleniminiz neydi? Bizi soruyor kanka. Benim kafeye getirmişti eşim. Orada tanıştık. Onunla çok güzel bir iletişimimiz oldu. Ben ona kanka derim. O bana kanka der öyle. Birinci gün çok sevdiniz birbirinizi. Sevmeme şansım yoktu zaten. Çok şaşırdım açıkçası ilk başta. Çünkü Melisa o kadar böyle sevgiyle bahsediyor. Bir an önce tanıştırmak istiyor. Artık çok merak etmiştim ama... Çok da merak edilesi de değil miymiş? Tanıştığımızda dedim ki evet çok dürüst, sevecen, cana yakın. Vay be dedim, süper dedim. Harika bir eniştemiz oldu. Deniz Hanım biraz fazla sevmiş gibi sanki ilk tanışma için. Böyle bir imajı olsun, bir yakışıklılığı olsun. Bir Gökhan Özcan... Birçok kişi söylüyorlar ama... O yüzden diyorum ki gerçekle buluştuğunda... Ya ablacığım bu çok yakışıklı, bu serseri bir tipe benziyor bu. Kız kardeşim çok güzel. Ona bir hiçbir lafım yok zaten. Sizden daha mı güzel kız kardeşiniz? Benden çok daha güzel. Gerçeğe de öyle bir kız yakışır. Siz ne sıklıkla görüşüyorsunuz? Şimdi şöyle, benim erkek arkadaşım var. Yani haftada iki görüşüyoruz yani. Ya zaten kafede var. Siz de date'lerinizi kafeye götürüyorsunuz. Hesap almıyorsun gerçek sende. Anlar canım benim ya. Almam diyor da ikinci gün şey yapar yani. Takipçi sayınızı gördüm mesela. Şok yaşamışım. Dedim ki herkes izleyecek mi bunu ya dedim. Kameralar zaten bakamıyorum. Yani, söylemler bir tık böyle bir oyunculuk da kokuyor gibi de. Ay çok gerginim. Ay ilk defa kamera. Gerçek klip çekimine gelmiş gibi, anlatabiliyor muyum? Böyle hazır gelmiş yani. Janti. Özge Hanım'a devam edelim o zaman. 2018'in Ocak ayıydı. Beraber Bayrampaşa'ya gittik. Orada eniştem satış danışmanıydı. Onun olduğu dükkana girdik. Ha, siz ilk tanışmanızı beraberdiniz. Sinek avlarken baktım ikisi girdi mağazama. Sonra başka bir şey avladın. İkisi girdi mağazaya. Hangisi? Özge mi? Karım mı? Özge mi? Karım mı? Tamam, karım olsun. Eve gittik akşam. Aynı satış danışmanı Instagram'dan ablamı ekledi. Nasıl buldun da ekledin Instagram'dan? Mağazada konuşmamız oldu. Aklımda kaldı. Aklımda kalacağına kalbimde mi kalsın dedin? Vay anasını be. Akvaryum lazım her şey. Hakikaten de buldum, resmini gördüm. Direkt profil resmi. Ama bu çok düşük bir ihtimal. AVM'ye gelecek. Post paylaşacak. Postunu paylaşırken de hashtag akvaryum yazıp paylaşacak. Akvaryum balık var ya. Orasının özelliği o ve çok sakin bir AVM. Şahin şöyle geldi bana. O gün sanki böyle birkaç kadın müşteri gelmiş de sen sanki oraya etiketleyene yönelmişsin gibi geldi bana. Hızlıydım o zamanlar yani hakikaten. Şimdi yenge izleyecek yani, o yüzden de ben de toparlamaya çalışıyorum. Peki sen ilk gördüğünde Şahin'i beğenmiş miydin? Hayır. Şey diyaloğu da geçmiş olabilir hani. Süreyya da Özge de beğenmişti. O satış temsilcisi neydi öyle? Konuşmuşlardır. Öf şey neydi falan diye. Sonra Süreyya'ya mesaj gelince Özge de a**tir be yapmış olabilir yani. Ama ne alaka ya falan dedim, hani sonuçta orada satış danışmanı niye ekliyor falan öyle. Profile girmiştir abi. Bütün postları like'lamış. En sona kadar like'lıyorsun ya. Direkt ben 3-5 satır yazdım. Merhaba şey, hatırladın mı benim mağazadayım falan. Sakin ol Sedin ya. Makinede tüfek tabi cevap versin yani. Aynı gün. Bir mağaza çalışanının mağazaya gelen müşteriyle evlenme ihtimalini istatistiksel olarak oranlarsak, avize mağazasında çalışan bir çalışanın herhangi bir kadınla mağazada tanışıp evlenme olasılığı çok düşüktür. Bir kadın giyim mağazası olsa bu size çok yakıştı yani hani. Ne yaptı bu avize sizin evinize çok yakışır mı? Yani ne konuştunuz orada? Bu avize şöyle, bu avize böyle, bu dekorasyona uygundur diye konuşurken bir yandan da göz kontağındayım. Kafamda bir ampul yandı. Şahin avize mağazasında çalışarak bir yuva kurmuş. Ya Victoria Secret'ta falan çalışsa? Satın aldınız mı avize? Yok almadık. Avize almaya gidip koca aldı yani. Hani. İlk buluşma beni de yanına götürüyor. Ben tabii işte yalnız bırakma işte şeyindeyim. Daha çok kafasındayım. İkinci buluşma yine beni yanına götürüyor. Süreyya'nın kabul etme sebebi. Ya şu avizede biraz indirim yapabilir miyiz? Çalışan indirim varmış %10. Üçüncü buluşmada dedim artık ben gelmiyorum. Evlilik konusunu yani açtı. Üçüncü buluşmada evlilik konusu. Ya ben aslında öyle laf arasında dedim. Sen öyle laf arasında sokuşturdun, konuşacak bir şey bulamayıp. Biz acaba evlensek mi falan dedim. O da olur dedi direkt. Ya böyle bir romantik bir hikaye olabilir mi ya? Laf arasında evlilik bahsettim. Çağrı girse sen yine Çağrı ile evliydin. Olabilir. Konumuza dönelim. Avize almıyoruz. Ben hiç avize mağazasına girdim hayatında hiç ya? Belli değil mi? Bekarım, girmemişim demek ki. Sonra ne zaman evlendiniz? Babasından istemem gerektiğini söyledi. Orduya gittim. Allah Allah, niye öyle bir şey oldu? Babasından istemem de gerekiyormuş. Çok tabii hızlı geliştiği için hani bir anda öğrendiler. Böyle diye bir şarkı koştular yani. Sende çok galiba R yapacak bir tip yok. Sen bir yola girdin. Şahin çok pişman ya. Ağzımdan çıkmayacaktı o evlilik lafı diyor Şahin. Program şeye doğru gidiyor ama hangisi eski enişte baldız? Allah korusun ya. Şahin'le biz evlenme kararı aldık bilgisi sana geldiğinde. Hızlı ve acele olduğunu söylemiştim. Tanışmaya gidiyor normalde. Tanışmaya gittim. İstemek durumunda mı kalıyorsun sen tanışmaya gidip? Gitmişken babasından tanıştım. İsteme durumu oldu. Direkt yüze baktım geldim. O dedi ya, ordu çok uzak diye. Hazır gitmişken de. Abi ordu uzak diye gitmişken de evleneyim yapılır mı ya? Yüzüğü çıkardı orada.
arada gitti çıkarmasaydım keşke dedi. Yine dedi ben... Ailesi çağırmış. Yüzük de yanında dursun. Gitmişken ortam olursa ben kızı da isterim. Bir daha git gel yapmayalım. Aradan çıkarım hepsini. Hatta ailem dedi ki aferin sana dedim. Aradan çıkarmak ve evlenmek işi. 5 yıl olmuş evlenmişler. Bir kere tanışmaya gitmiş. Gitmişken istemiş. İkincide de artık cüzdanını unuttun orada almaya gittin. Gitmişken de nişan yapmış. Dördüncüye de şeye gider artık orada toprak bölünmesi durumlarına bir gider. Var mı fındık falan? Tamam Şahin. Ben seni şimdi anladım güzel kardeşim. Bunu kayınvalidesi, kayınpederi de izleyecek. Espri de mi? Şakası mı? Kız kardeşimin arkadaşının abisi Yusuf. Yusuf ben seni tanıyor mu bir yerden ya? Sanki bu anı bir daha yaşamış gibiyiz. Dejavu yaşıyorum. Yani ben oyunculuğum falan yok. Biz gerçeğiz zaten de öyle söyleyeyim ben size. Peki siz nasıl tanıştınız? Onlar tanışmış Ağustos ayında. Eylül gibi de biz tanıştık Yusuf'la. Bir ay çok erken değil mi? Bak onlar da bir ay sonra şey olmuş. Evliliğim de hızlı aynı. Ben senin 6 ay sonra işlemeye geleceğim. 6 ay sonra da seninle evleneceğim dedim. Ne zaman dedim bunu? Tanıştığınız gün mü dedin? Sevgili olduğum gün söyledim aynısını. Bak bu hikaye oluyor yalnız bak. Ben de Merve ile tanıştım. Sevgili olduk. Bir hafta sonra falan dedim ben seninle evleneceğim dedim. Merve bana siktir git dedi. Sen de gitmedin. Ben de gitmedim. YouTuber'la mı sevgili olurumla geçti 6 ayımız zaten. Sonra YouTuber'la mı evleneceğimle geçti. Sonra bir ailenin YouTuber'la mı evleneceksiniyle geçti. Sonra okey oldu evlendik. Kardeşim çok yakışıyorsunuz. Ya. Mutluluklar diliyorum harbiden. Merve'ye de buradan selamımız. Çok seviyorum onu da. Ne çektin be Merve'den sen de Japonya'da? Sorma ya. Yok lan ne çektik? Merve'nin hiçbir zararı, kimseye bir zararı yok. Ay melek gibidir benim karım. Peki onlar tanıştı esnada aşık ediyorum. Siz evli miydiniz? Evet. Ayşegül Hanım evlilik konularında bir böyle yalan söylüyor. Çocuklarınızın adı ne Ayşegül Hanım? Emre ve Bahar. Emre, Bahar sizi çok yakından takip ediyor, izliyor. Sizi çok seviyorlar. Şu an gönlümden aldı beni. Tamam gerçeksizsiniz Ayşegül Hanım. Tamam tamam. Ben Ayşegül Hanım oyum. Peki siz ilk tanıştığınızda ne tepki verdiniz? Yusuf'u sevdik çünkü temiz kalpli. Bak Yusuf hiç yalan söyleyebilecek bir adam değil bak. Şahin'in gözler böyle. Şahin mi Yusuf'a böyle baktı? Peki ordulu olmasının bir artısı var mıydı? Örf ve adetlerin tutması güzel oldu. Yani Yusuf'lara gittiğim zaman ben girerim mutfağa. Hamsi tavayı ben yaparım. Hanımın mı eli daha iyi, baldızın mı eli daha iyi? Kesilecek mi burası? Benim eşim çok kıskanç. Böyle şeyleri çok takıntılı. Ondan böyle şeyleri sorarken falan böyle korka korka böyle. Yusuf benim gibi değil mi oğlum? Ben gerçekten Orkun kadar hanımcısını şu an belki de Yusuf'la tanışıyorum yani ikinci olarak öyle söyleyeyim sana. Üzülmesin diyelim. Yusuf nasıl 32 bu arada ya? Evet Yusuf genç duruyor. Bu da şeye bağlı. Rahat, relax takılırım. Senin hayatta hiçbir derdin yok değil mi? Hiç kimse bir şey dert etmez. Böyle son zamanlarda en çok canını sıkan şey ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şeyim mi yani? Sen hangi takımlısın? Koyu Fenerbahçe'de taraftarıyım. Fenerbahçe kaybettiğinde üzülüyorsun. Üzülüyorum ama şöyle bir şey var ya. Biz alışık 9 senelik bir hasret olduğu için bu alışkanlık artık şey oluyor. Almasak da olur. Yani açıklamamız var artık. Ben de kayınpederimden dolayı Fenerbahçeliyim. Nasıl kayınpederinden dolayı Fenerbahçelisin ya? Ben Galatasaraylıydım. Sonra kayınpederimden dolayı Fener'e transfer oldum. Niye kayınpederin sana ne dedi? Fenerli mi olacaksın dedi. Yani kızı alma ihtimalim düşüyordu. İhtimaller yüksek gitmek istedim. Şu an ben doğru anladım değil mi? Sen kız istemeye giderken kızı alabilelim diye Fenerli oluverdin. Hayır ama ben orada işte ekstra puanla gideyim. Hani zaten sağda solda sarışın saçlı fotoğrafım var. Gelinlikli fotoğrafım var. Zaten ekside başlamışım. Yusuf gerçekten yani orası gerçek enişte baldız. Bak ben şimdiden kenara yazıyorum bunu. Biz seninle doğru karar veriyoruz. Sonra bir şey oluyor kafamız çok karışıyor. Tam doğru karar verdiğimiz zaman prodüksiyondan abi bir pil değişimi bir mola diyorlar. Biz içeride nasıl bir su mu içiyoruz, ne içiyoruz belli değil. Bir dönüyoruz abi. Döndüğümüz zaman az önce verdiğimiz kararı tekrar sorumluluğu... Full unutuyoruz. Unutuyoruz ve başka bir sebebi. İki kere oldu bu. Evet, Sunay Hanım'la Cem Bey. Siz nasıl tanıştınız? Sevdiniz mi birbirinizi? Biz eniştemle plajda tanıştık. Ablam, ben ve arkadaşı benim doğum günümde. Hangi plajda? Sarıyer Kilyos. Bir yakınlaşma oldu işte kremde vesaire falan filan işte bilmem ne ha? Var mı gibi bir şey sordular. Krem sürülmedi ama. Yok, hayır sürülmedi. Cem de hayır yapın. Her erkekte hepimizin herhalde başından geçmiştir. Hani bir hoşlanma, bir beğenme hani o da sağ olsun hani yanımdalardı. Ya yan şezlongumuzdalardı daha doğrusu. Diğer şezlongları da denediniz sonra mı o şezlonga geçtiniz? Yok biz geldiğimizde onlar zaten oradaydı. Yani sen karşıda oturuyor olsaydın belki de şu an bu koltukta ablam mı oturacaktı? Oğlum aynı espriyi yaptım 3 saniye önce aynı espriyi yaptım. Bana gülmediniz ona mı güldünüz şimdi? Gözlüktendir Bekir. Sen bir gözlüğü çıkar bir eşit şartlarda jüri olalım. Eşitlendik. Lan. Ya var ya şaka bile yapmana gerek kalmadı. Beraber mi girdiniz denize? Evet bir süre. Ya yani beraber oradaki o şey oldu. Sonra. Sanki birbirimizi daha önce tanıyormuşuz. İşte Nazlı böyle giremedi. Ay çok soğuk dedi. Sen de ıslattın onu. Peki tam o gün tanıştınız. Sonra ne zaman flört etmeye başladınız? Ne zaman evlilik muhabbeti ortaya çıktı? Ne zaman evlendiniz? Bizim işte Ağustos'ta doğum gününde tanıştık. Ya o süre zarfında zaten biz telefonlarımızı aldık. Sürekli konuşuyoruz, görüşüyoruz. Biraz akıllık ettim. Normalde her erkeğin bence yapması gereken bir şey bu. Ben 5 Nisan'da evlilik teklif ettim.
zaten. 5 Nisan doğum günü. Ablamın doğum günü. Akıllılık nerede? Burada onu tam yapalım. Aynı tarihe denk geliyor. Unutuyor. O yüzden hatırlamak için. Ya Cem ya. Bir de tek kutlamayla kapatıyor ben abi. De romantik bir şey çıkacak sandım altından yani. Peki bilin eleyelim. 2,5 saat oldu Cagri. Bence Yusuf'la Ayşe girip sevleyelim. Kenara bırakalım. Diğer 3 çiftimizden yani Orkun, birine bay bay diyelim. Yani Orkun Yusuf'la Ayşegül'ün gerçek olma ihtimalini bir tık daha fazla buluyor. Çağrı ne buluyor? Ben de sana katılıyor. İnişteyi aldatırken yakaladınız. Ne yaparsınız? Onu keserim ben. Direkt keserim. Yusuf'un sevmediğiniz özellikleri var mı? Çok uykucu. Ne demek uykucu? Kaç tembel saat uyuyorsun demek ya? Gibi bir ama şey az önce de söyledi ya, çok uykucu diye. Ya uyumayı çok seviyor. Kaç saat uyuyorsun? Her fırsat. Her fırsatta. Boş çıkıyorum. Şimdi ben aşağıya oturayım uyuyorum yani. Gün boyunca yoruluyorum. Yani oturduğum zaman da otomatik yorgunluk çöküyor. Yoruyorum yani. Her hafta sonları falan uyuyor muyum? Yine uyuyorum. Sen çocuklar seviyor musun? Çok seviyorum. İnanılmaz çok seviyorum. Seviyor. En son ne zaman gördün çocuklarını? 3 gün önce gördüm. Deniz'e sorayım. Hiç kardeşinin dedikodusunu gerçekle yapıyor musun? Mesela benim kardeşim çok para harcamayı seviyor. Böyle güzellik, makyaj malzemeleri, kozmetik bunlara çok düşkün. Neye en son böyle çok saçma verdiği bir para? Hani şunu aldı, şu kadar aldı çok anlamsız ya, değil mi? Ya o genelde yani şeyden alıyor ya böyle falan çok böyle bir alışveriş yapıyor. Ne aldı mesela çok anlamsız. Bilmiyorum yani hani far mı ney mi öyle bir şeyler oluyor. Gerçek şey mi dedi? Ben bu para için günde 34 tane anasonlu nargile açıyorum. Paralar kolay mı kazanılıyor? Ya kutunun içinde bir sürü şey var. Bu ne dedim yani. Ama ne kadar verdiğini ne kadar ettiğini bilmiyorum. Sadece ekstraya yansıyor. Bana bu şey gibi geldi. Çalışılmış cevap. Özge ile Şahin'e soralım. Hiç ciddi bir tartışmanız oldu mu? Baldızım da mı benim? Yok. Gerçekle bizim A dediğimiz her şey B diyor. Aslında ablamla da hani tartışmaları çok saçma sapan sebeplerden yani bana öyle geliyor. Mesela niye ne diyor? Mesela atıyorum. Eniştem dünyanın düz olduğunu iddia ediyor. Ama burayı elemiyoruz abi. Burada daha konuşulacak çünkü. Ama Şahin özel bir insan belli. Şahin özel bir insan. Düz olduğuna inandıran ne seni? Şimdi evet Amerika'nın oyunları biliyoruz. Ondan değil mi? Ya bu konu kapanmaz. Çok uzun konu. Komple teorilerine birazcık inanıyorum. Ha. Peki komple teorisi şey demek değil mi? Küçük bir kesimin böyle olduğunu iddia ettiği ama gerçeğinin böyle olmadığı kanıtlanmış şeyler değil mi? Mesela sen ve atıyorum 10 kişi daha dünya düz diyor. O bir komplo teorisi değil mi aslında? Elips olması mı komplo teorisi? Geoid olması. Ya ben işte birazcık araştırma yaptım. Ben de aslında sizin gibi düşünüyordum. Biliyordum böyle. Dünya düzgen. Ben de aslında sizin gibi cahildim. Birazcık baktım abi. Fikrini değiştiren ne? Aha çok merak ettiğim şu bir oldu konu. Yani bu işin uzmanları olan mesela pilotlar, uluslararası sularda okyanus ötesi giden gemi yolcuları. Evet dünya... ben duydum onu. Bir gemi kaptanı duvara çarpmış. YouTube'da İlber Ortaylı'nın bir videosu var. İlber Ortaylı kendisi söylüyor. Benim Norveç'te okyanus ötesi giden arkadaşlarım var diyor gemiyle. Hala siz gülüyorsunuz ama biz dünyayı düz varsayan pusularla yolumuzu buluyoruz. Bir dakika. Şimdi daha farklı bir doneyle daha geldi. Şimdi İlber Ortaylı da mı dünyanın düz olduğuna inanıyor? Öyle söylemiyor ama böyle de bir durumu var, itirafı var yani. Enteresan bir durum. Sen bütün yorumları alıyorsun, kendin yorumlayıp... Tabii, aklın ve kalbin ne düşünüyor? Mantık üzerinden, matematik üzerinden. Senin vicdanın da düz olabilir ama. Bence dünya düz. Peki dönme nasıl oluyor? Düz dönme dünya dönmüyor. Güneş dönüyor mu güneşle sence? Güneşle ay dönüyor tabii ki. Ha, güneşle ay dönüyor. O zaman dünyanın altına geldiğinde güneş... Altına gelmiyor. Alttan ısınıyoruz biz yok, aslında. Bu şekilde dönüyor. Ha, mesela biz uçakla bir kıta değiştirirken atıyorum 10 saat sürüyor. Geriye dönüşte 13 saat sürüyor. Çok enteresan bir noktaya değindiniz. Örneğin Sydney'den kalkan uçağın mantık yani... Arkadan dolaşması lazım değil mi? Niye arkadan dolaşmıyor? Ona geçtim dinlenmesi için yani. Ama bu gemi nedense yukarıya çıkıp İngiltere'de durup ondan sonra gidip Şili'ye gidiyor. Çok yani kulağına böyle tutuyor. Çok enteresandır. Ve dünyanın düz olduğunu söyleyen sayısız pilot varmış. Ben de şimdi uzayın bir alt katmanına atlayan biri olarak sana şunu söyleyeyim. Ben gördüm, düz değil. Sizin kullandığınız balık göz camlardan dolayı düz görmüyorsunuz. Gözlüğü hileli yapıyorlar bilerek. Tabii kasıtlıdır bunlar. Peki mesela ben onun videosunu da çektim. Videoda da yuvarlak görünüyor. Videonun da camı balık göz camdır. Hangisi gerçek? Dünyanın düz olduğuna inanan. Gemi kayboluyor yani. Evet. Her şey dünyanın üstünde. Yıldızlar kapalı bir şey, sistemin içindeyiz yani. Yani şimdi bir dakika. Matrix'in içindeyiz arkadaşlar. Dünyanın şu olduğuna inanıyoruz biz. Etrafı kapalı. Dünyada şöyle dönüyor. Hayır dönmüyor dünya. Yok tabii ki. Hiç dönmüyor kesinlikle dünya. Kesinlikle dönmüyor. Sabit. Güneşsin. Evet. Gel abi dünyasın sen. Ben abi dünyayım. Sen şimdi sen güneşsin. Bir göster misin abi? Sen de ay ol. Dön abi. Ben ayım ne yapıyorum? Göbek deliği kuzey kutbudur. Merkezdir yani burası. Deliği de şey midir? Güney kutbu. Arkadaşlar bunların hepsi teknik verilerimiz hepsi uygundur diyor Şahin Bey. Biz onun yalancısıyız. O zaman güneş tutulması falan ben daha mı hızlı döneceğim senden? Sen mi daha hızlı dönüyorsun benden? Ya hızlarını tam olarak hatırlamıyorum ama biz arka arkaya geldiğimizde tutulma oluyor. Ya tamam da Şahin Bey öyle
gece dönüyorsan nasıl gece oluyor? Sen hep görüyorsun beni açı olarak. Evet ama güneşin boyutu dünyadan çok küçük olduğu için bir feneri tutun buraya. Fenerin aydınlattığı bölge sonrası karanlık oluyor. O yine bizim fokusumuzla alakalı. Bir şey ve güneşin... Peki ben ay olarak ne yapıyorum abi bu senaryoda? Ben niye dönüyorum? Sadece dünya mı düz, güneş de ay da düz mü? Dönüyoruz abi bu arada. Sardı bu arada. Dönüyoruz da yani. Ben de hiç kıpırdamıyorum yalnız hani. 3-5 kere daha dönersek hani mevsimler falan değişecek. Peki bir dakika dur. Dünya nasıl oluştu Şahin? Yani onu o kanalı bilmiyorum tabii. Big Bang'e inanıyor musun? Hayır. Büyük patlama olmadı. Fikrim yok bununla ilgili. Mesela aya çıkılmadı diye düşünüyorsun sen. Kesinlikle çıkılmadı hayır. Çıkılmadı aya. Kesinlikle. Yer çekimi muhabbetine inanıyor musun? Yer çekimi falan yok. Hava itimi mi var? Yani ağırlığımız var. Dünyada boşluk zaten yok da. Bir de dünyanın mesela uzaydan çekilmiş fotoğrafı yoktur. Dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğrafı yoktur. Özge de çok rahat alışmış yani anladın mı bütün kompletör böyle rahat diye bekliyor. Onlar bitti yani. İnanıyorum çünkü evet. Onların karşısına bir şeyler çıkartıyorum. Sen inandın mı buna? Yani biz inanmıyoruz ablamla ben. Ablamla zaten çok bana deli diyorlar. Evet biz ona deli falan. Einstein'a deli diyorlardı biliyorsunuz. Ünlü bilim adam olan kişilere hep gene deli derler. Einstein'a falan diyorlar. Einstein'a deli diyorlardı. Spiritüel bir adam değildi ki. Üstelik benim muhalifimdir Einstein. Ama spiritüel değil ki bu. Bilim konuştu. Evet o spiritüel olan bir şey. Ben matematik bilim anlattı ya. Zaman. Yatırdık Orkun'u yatırdık işte bilimsel olarak. Göbek deliğine dedik Kuzey Kutbu. Affedersin. Deliğim Güney Kutbu, Güney dedik. Kutbu dedik. Peki böyle şeye inanıyor musun? Simülasyonda yaşıyoruz falan. İşte Matrix diyorlar ya bu Matrix'in içinde falan mavi hap kırmızı hap falan. O kadar derinde mesela şey değil ama ben yine matematiğin bana anlattığı şeye inanıyorum. Örneğin güneşin dünyaya mesafesi çok rahat iki bilinmeyen denklemle siz bile şu an bulabilirsiniz. Peki bir dakika dünya düzse mesela bütün insanlar dünyanın en köşesine gitse dönmeye başlar mı takla atmaya başlar mı? Yok dünyanın etrafında buzul katmanları var duvar şeklinde. Sonrasında ne var bilmiyoruz. İnsanlar girip çıkamasın diye öyle yapmışlar. Zaten yasak Amerika anlaşması var. Nerede bitiyor nerede başlıyor biz Japonya kadar gittik hep gitsek giderdik daha yani. Sence öyle Japonya var mıydı mesela? Tabii ki Japonya'nın ötesinde zaten buzul katmanı var. O buzul katmanın etrafı boşluk mu böyle gidiyorsun oradan çaa diye düşüyor musun? Yok hayır aşağı? Devam ediyor deniz devam ediyor başka evrenler de var. Başka evrenler var. Bizden gizleniyor. Bize ayrılan kısmı bu kadar mı? Tabii. Peki bu güneş sadece bizim evrende mi dönüyor? Niye o tarafa niye gitmiyor? Bizim güneşimiz bu. Başka güneşler olabilir bilemem. Nasıl biz komşu muyuz hepsiyle? Arada bir tane duvar mı var? Arada ciddi mesafeler var tabii. Yani bunu Amerikalı Orgeneral Bird uçarak telefonla anlattı. Beni aldı şu anda. Bak bana Amerikalı Bird dedi ben gittim abi. Beni yakmayın bakın. Amerikalı Bird suikastı kurban gitti. Yapmayın. Ben mesela bu dakikadan sonra Şahin'le aynı uçağa binmem abi. Türk YouTuber var. Antarktika'ya gitti. Hani diyorlar ya 6 ay gece 6 ay gündüz. Böyle bir şey yok. Hangi YouTuber o? Deniz Hanım çok sinirlenmeye başladı. Saadettin Teksoy mu izliyorsun kardeşim? Yusuf senin bir yorumun var mı bütün bu olaylara? Dünya düz deseler bakarım şimdi tamam derim işimi biterim. Ya dünya yuvarlakmış mı şeymiş. Adam niye uzaya çıkamıyormuşuz? Çıkmam abi ne yapıyorsun? Düzse bana mı düz yani? NASA'ya gidip bize bir tur attırın bir bakım gelin deme şansımız da yok. Esenyurt'tan NASA'ya gidip. Çağır eleyelim birini. Boş ver vallahi umurumda değil artık. Kim baldızmış kim enişteymiş. Benim için daha önemli bir hayat amacı oluştu şu an. Gerçekten hayatımın bir amacı yoktu şu an. Sen adam bak ayarını bozdun ya. Bu manyak bir adam. Zaten android olduğundan şüphelendim. Ne yaptın ya? Reptilian olabilir belki. Evet hadi birini eleyelim Çagri'yi. Bence gerçekle Deniz'i eleyelim. Çok bilimsel ve mantıklı olduğum için sarmadı seni. Evet sen dünyanın düz olduğuna inansaydın biz şu an seninle finale kalmıştık Deniz. Dolayısıyla burada gerçeği kaybettin. Şu an ne yaşanıyor ya programda tövbe estağfurullah. Ben açık konuşacağım. Yusuf ve Ayşegül çiftinin ben damat ve baldız olabileceğini düşünüyorum. Özge'nin de bu ihtimalini düşünüyorum çünkü Özge birazcık şikayetçi bir modda. Oradaki tavrı bana gerçek geldi. Sunay'la Cem de ama sürekli şey yapıyorlar. Böyle bir kendi aralarında bir konuşmalar. Aktivitesi çok fazla birbirleri arasındaki. Burada bir tek siz kalmış oluyorsunuz. Biz de bilmeyerekten eliyoruz hani baktığın zaman. Ben şu an size çok şaşırıyorum. Spiritüel olamadık diye mi? Deniz Hanım kabul edin siz de dünyanın düz olduğunu. Sizi değil Sunay Hanım'la Cem'i eleyeceğiz. Hocam bilim sınırım benim geldi abi. Deniz Hanım'la gerçek bir eleyelim o zaman. Eleyelim. Ali Bey size de teşrif ederim. Daha da zor bir program haline geliyor bu program. İnanılmaz konuklarımız. Yani kafalar uçuyor. Hiçbir fikrimiz olmayarak 4 saatin sonunda ilk çiftimizi eliyoruz. Gerçekle Deniz'e çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Bir ara verelim. Bir kendimize gelelim. Küçük bir bilim arası verelim. Evet konuklarımız içeride dinleniyor. Kısa bir ara veriyoruz. Çünkü videomuzun sponsoru Spotify. Spotify'da gerçekler yıl sonunda karşımıza Spotify özetinde çıkıyor. Ne dinlediysek hepsini görebiliyoruz burada. Bana ekipten bir kişinin de Sibel Can dinlediği bilgisi geldi. Bekir'i, Çağlar'ı, Didem'i oturttuk. İçlerinde hangisinin gerçekten Sibel Can fanı olduğunu bulmaya çalışacağız. Hocam öncelikle bir sponsor da aldık bu seriye. Hocam. Allah razı olsun. Gelsinler. Şimdi bak ben dakika birden söylüyorum Çağlar. Oldu o zaman. Çağlar takıldığı kız ne dinliyorsa ben hepsini dinliyorum diyebilmek için dinliyor. Öyle bir tip mi diyorsun? Yok Çağlar abi öyle bir tip değiliz. Tamam. Dış görünüşe göre böyle bir baktığım zaman burada bir sürpriz vardır Didem'dir gibi geliyor bana. O zaman soru soralım. Alo.
Çekimdeyim, arayayım ben seni. Cengiz babanın oğlu, selam olsun. Sibel Can'ın 3 tane şarkısını yaz. Görelim cevapları. Padişah, Çakmak, Diken mi Gül mü bilmiyorum. Doğru orası. Kış Masalı, Lale Devri, Devri, Çakmak Çakmak. Çakmak Çakmak. İkinci Bahar. İkinci Bahar. Yaşıyor gönlüm. O değil ki. Değil oğlum. Cover yaptı abi, ben onu dinledim. Cover yaptı. Sibel Can'ın Spotify'da en çok dinlenen şarkısını alabilir miyiz? Padişah, Diken mi Gül mü? Ama bu sorudan çok yola çıkamayabiliriz ya. O çakmak işareti mi kanka? Evet. Yani Bekir'i yine eleyelim, problem değil. Tamam peki, son soru. Şarkıyı devam ettir. Sen söyle, benim sesim çok kötü ya, ben söylemeyeyim. Diken. Notasını arıyor şu an. Sen bülbüle gel. Nasıl? Ne yapayım anlamadım. Ne biçim bir davetkar bir şarkı. Ateş mi kül mü? Deniz mi çöl mü? Bu çocuğu derhal Aksaray'a götürelim. Hemen buna bir kaset. Bekir sende var mı şarkının bir kısmı da olsa? Beni bir eleyin siz. Eleyelim abi Bekir. Eğlendi. Ateş mi kül mü? Ateş mi kül mü? Deniz mi çöl mü? Varmış tamam. İkisi de bildi hocam. Çağlar bence daha hissederek söylüyor. Diken mi gül mü? Teşekkür ederim. Bak bak yaşamış sana. O yaralı. Spotify'dan dinlemeyi tercih ederim yani. Şimdi sen Çağlar. Ben Çağlar diyorum. Didem'de de şey havası var yani. Ortamda falan böyle bas gitar çalıyor. En son eve gittiğinde kulaklığını takıp Sibel Can dinliyormuş gibi bir. Rockçı. Rockçı. Okey Çağlar diyelim. Çağlar anlaştık. Anlaştık Çağlar tamam. Diyelim. Çağlar 2023 Spotify özetini aç bana. Ver gerçekler ortaya çıksın. Hani Sibel Can yok. Abi. Sibel Can nerede oğlum? Sibel Can nerede mi abi? Ya Çağlar harbiden hepsi her şeyden dinlemişsin. Birazcık Sibel Can dinlememişsin ya bir tek. Didem. Didem. Yapma. Yapma Didem. Ne? Abi. Ama bu nasıl bir özet ya? Tame Impala, Queens of bilmem ne rock çıkmış, Sibel Can var 3. sırada. Tame Impala'dan sonra Sibel Can geliyor. İnşallah yarım gün bir yerde hani beraber bir collab bir şey yaparlar. Ne bileyim bir düet falan. Bir dakika sizin listeniz. Ben Mabel Mathis falan dinliyorum kanka. Mabel Mathis. Teoman o tarz, yabancı ben. Canımı sıktınız ha. Çağlar dedik, Didem çıktı. Bulamadık ama enişteyle baldızı bulacağız. Evet, ikinci tura geçtik ama bizim tarihimizde en uzun ilk tur diyebilir miyiz? Bu arada Sunay şey dedi, arada bayağı konuşmuşlar ve inanılmaz şeyler yaşandı dedi. Şu an ben tek bir soru soracağım ve bu konuyu kapatacağım. Dünyanın düz olduğuna inanan kimler var bu aradaki konuşmadan ben sonra? Ben emin değilim daha henüz. Onu eve gittiğimizde izleyeceğiz. Ayşegül Hanım siz ne yaşadınız ya? Şahin Bey'den etkilendim bayağı. Siz daha önce araştırmış mıydınız bu konuyu? Ben de çok düşünüyordum. Biraz o tarafa eğildim yani. Şahin, demiştin ya çevremde kimse bana inanmadı diye. Bak şu an iki tane müridin oldu. Tamam bir soru soruyorum. Enişte ve gelinimizin nikah şahitleri kimlerdi? Lütfen nikah şahitlerimizi yazalım. Nasıl düşünüyor? Yüzüm Özge'nin kağıdına bakıyor yalnız. Benimkini biliyorum da onunkini tam ismini hatırlayamadım şimdi. Ondan... Ali, Yusuf'u çok aradık mı? Şimdi burası enişte Ali. Eniştenin en yakın arkadaşı. En arkadaşım Ali. Sedef, Sedef. Kız kardeş, gelin, eniştenin kız kardeşi. Kız kardeşim eşimin şahitliğini yaptı. Arkadaşım Ali de benim şahitliğimi yaptı. Ha, senin kız kardeşin Sedef, eşinin... Ha. Evet, onun kardeşi yani ablamın nikah şahitliğini yaptı. Onların arası nasıl? Özge. Araları iyi ama zaten Sedef'in kendi bir hayatı var, evli zaten. O yüzden hani ikisi de ayrı ayrı kendi halinde takılıyor. Benim kafam inanılmaz karıştı. Ben... Yusuf'un arkadaşın eşi Yusuf'un şahidi. Arkadaşının eşi. Songül'ün şahidi, arkadaşı Gülçin. Songül'ün şahidi. He. Yusuf'un şahidi, arkadaşının eşi. Songül'ün şahidi, arkadaşı Gülçin. Gülhan yazıyor. Yok bu Gülhan başkası. Bu Songül'ün arkadaşının adını hatırlamadığım için Gülçin'miş arkadaşı. Ama burada Gülhan yazmıyor işte. Yusuf'un şahidi arkadaşının eşinin ismi ne? Gülhan. Bilmiyorum. Ha siz onu bilmiyorsunuz. O Gülhan. O Gülhan'ı bilmiyor, ben Gülçin'i bilmiyorum. Sen Gülçin'i duyunca ha evet Gülçin'di dedin mi şu an? Hatırladın mı? Hatırlatmadı. Şu an gözümün önünde geldi. Çocuklara falan vardı 4-5 tane. Tamam burası gerçek. Bana da öyle geliyor. Oraya bakalım. Zeynep eşimin Engin. Ablamın şahidi Zeynep. Şimdi eniştemin arkadaşı oldu ama ismini hatırlamıyorum. Cem, Engin senin nereden arkadaşın? İş arkadaşım. İş arkadaşım. Evet herkes doğru bildiği gibi şu an için. Gelinin bir yara izi veya vücudunda neresinde bir iz var? Doğum lekesi de olabilir. Orası yazdı, burası yazdı. Yusuf düşünüyor. Merve, benim neremde doğum lekesi var? Var mı? Doğru yeri mi gösteriyorum? Abi yok. Var oğlum bir yerde var. Vallahi var bir yerde ya. Kanka şunu bir indir bakalım o tarafta bir yerdeydi. Çevirelim. Yok yok. İz yok yok. Songül evlenmeden önce trafik kazası geçirdi. Alnında ve dizinde. Alnında yaka yok ya. Yusuf sen ne yazdın? Dizinde vardı diye biliyorum da. Kazayla alakası yok. Alnında böyle bir trafik. Şöyle şey yapmıştı. Takılmış mı bir de bir şey yapmıştı. Bir hastanede bir öyle küçük bir o da aklında böyle bir iz gibi bir şey var ya. Senden önce oluyor. Yok kaza olmuş da kaza izi yok ya. Evlenmeden önce. Kaza ne zaman oluyor abi? Seninle beraberken mi? Benimle beraberken kaza falan yok. Önce. Tamam yok. Ona soruyorum yok, yani. Kaza yok. Benden evet. Senden evlenmeden önce kaza geçirmiş. Evet. Ya ne diyor Yusuf? Ne diyorsun Yusuf? Ne yok? Olmayan ne? Benle evlenirken kaza falan geçirmedi.
Yusuf, kazayı sen yaptın demiyoruz zaten. En büyük kazayı herhalde benimle evlendi diye geçiyor. Ben bu soruyu sormak istiyorum çünkü geçen bölüm bu sorudan sonucu çıkardı ki dünyanın en saçma sorusuydu bence. Gelinin ayak numarası. Bence hiç saçma bir soru değil. Bu sorudan şimdi birini eleyeceğiz bak. İzler. Bir şey diyeceğim. Ben cevapları görmeden söyleyeyim. Bütün cevaplar 38 bence. Evet, farklı. 36-36, 36.5, 37.5, 38-38. Şimdi bizimkinin ayak numarası taraklı diye bir olay varmış. Bilmiyorum bir sesini. Taraklı ayak. Taraklı ayak diye bir şey yoktur. Ayakkabı alırsın, şimdi giyersin, olmaz. Taraklı ayak vardır. Ya bir şey söyleyeceğim Yusufçuğum. Bir bilimsel açıklamaya daha benim ne anlayacak, ne kabul eder, ne kaldıracak benim takatım. Taraklı ayak yoktur, ben inanıyorum. Sen hiç ayakkabı hediyesi aldın mı? Bir kere aldın bir galiba. Bir kere aldım. Sürekli her yola gittiğimizde şikayet etti. Allah belasını versin ayakkabısını. Yusuf Ayşegül gerçek ya. Yusuf Songül'le evli ama Ayşegül baldiz mi? Songül'ün kardeşi mi? Yani Yusuf'un evli olduğu kesin ama siz gerçek misiniz diye aslında sorguluyor. Şimdi orası 38 dedi. Ben o zaman bir soru sormak istiyorum Sunay Hanım'a. Ablanız sizle aranızda kaç yaş var? 2 yaş. 2 yaş. Sizin ayağınız kaç numara? Ayıp sorması. 36. Ablanızın boyu kaç? 1.55. 1.55 boya 38 numara. 1.55 1.60 arası. 1.60. Çünkü sizin ayaklarınız yani son genetik bir şey ya bu. Şimdi ablamla aramızda 5 santim olduğu için. Bilimsel yakladım abi. Çok teşekkür ederim Şahin. Senden sonra ben bu oldum. Gelinimizin mezun olduğu okulu ve mesleğini yazalım. Sen Yusuf'a şu an iş çıkarttın abi. Vallahi yemin ederim bilmiyorum ya. Yusuf sen eşini sokakta görsen tanır mısın? Tanıyorum ama... Tanıyorum. Görelim cevapları herkes yazdıysa. Ordu Üniversitesi İşletme. Ordu Üniversitesi İşletme 4 yıllık. Açıktan Üniversite. Açıktan Üniversite. Hepsi doğru. Hepsi doğru ama Orkun'um. Bu programlarda artık benim tecrübe ettiğim bir şey var. Eğer bir çift gerçek değilse sorduğumuz sorulara ekstra infolar veriyorlar. Düğün zamanını ve yerini alabilir miyiz? 21 Temmuz 2019 Bahçeli Evler Nikah Salonu. 21 Temmuz Bahçeli Evler Nikah Salonu. O kaç yazıyor? 13 Ağustos. 2017 ya. Tamam nerede yazıyor bir de? Ordu. Köyde Ordu. 2017 Ordu. Bir şey diyeceğim Sunay Hanım. Event Guard'ı neredeydi? Bahçeköy. Bahçeköy'de. Şimdi hoca. Ayşegül Hanım'ın da böyle bir şey eksikliği var böyle. Yani net bilgi eksikliği var yani. Anladın mı? Ayşegül Bunun Hanım'da. İki sebebi olabilir. Çünkü tarih tam tarih değil. 2017 mesela. Günü bilmiyor musun? Yo biliyorum. Neydi gün? Ağustos. Gün? Yani gününü unuttum. Yusuf sende ne yazıyordu? 13 Ağustos. 13 Ağustos. Ağustos olduğunu biliyorum ama. Sizin kardeşiniz aranızda kaç yaş vardı? Siz kaçlıydınız o kaçlıydı? O 31 ben 35. Kendi doğum tarihinizi bilmiyorsunuz. Evet. Biliyorum. Evet Ayşegül Hanım. Ben size söyleyeyim. Siz 4 yaş büyüktünüz ondan. Evet. Kardeşiniz 90'lı siz 86'lıydınız ama unuttunuz. Sorumun heyecanından olabilir. Mutlu ol. İyi bak kendine. Ne olur gözün. Ama Yusuf çok iyiydi ya. Ben doğru cevap veriyorum. Ben de biliyorum. Oğlum sen doğru cevap veriyorsun. Sen Songül'le evlisin. Ayşegül Hanım'ı tanımıyorsun ama. Ama 2017 Ordu diyorum. Yani Ağustos evet. 13 Ağustos olduğunu unutmuşum. Doğum tarihini de unutmuşsun abla. Benden bir ay sonra doğum gününü kutluyorduk Temmuz'da. Sizin aranızda kaç yaş fark var? 5-6 yaş fark var ya. Tamam burası yalan söylüyor. Bu artık net. 5-6 yaş fark yok. Oğlum kadın kendi doğum yılını söyleyemedi yala. O söylemeyi ben nasıl söyleyeyim? Tamam o zaman Ayşegül Hanım'ı eleyelim seninle devam edelim Yusuf. Ya ne yapalım yani şimdi? Ayşegül Hanım dedi ki ben dedi 86'lıyım dedi kardeşim 90'lı dedi. Tekrar sordum aynı soruyu. Cevap kaçlısınız dedim. Kaç yılında doğdunuz dedim. Vallahi bilmiyorum yılın tam da 31 yaşındayım ben 32 yaşındayım. Yok hayır kız kardeşim 31 yaşında. Bizimle değilsiniz Ayşegül Hanım. Mutlu ya, bence kardeşle ilgili bir sorudan sorarsak ortaya ya. %100. Kız kardeşimizin doğum gününü yazalım. Yusuf inşallah biliyorsundur karının doğum gününü. Abi Ayşegül Hanım kaybettiğini kabul ettiği yüzünden az önce bizim niye kafamız karışıyor yine? Kadının yüzünde evet biz kaybettik. Ben şu an s**tım vardı az önce. Hayır ya. Ya vardı ya. Vara gidebilir miyiz? Bir çevirebilir miyiz? 20 Eylül. Ama Ayşegül Hanım'ın bak kesinlikle tarihlerle alakalı bir sıkıntı var. Ayşegül Hanım bir dakika. Bir yılı bir daha alabilir miyiz? Evet 90. 90'lı. Oğlum şimdi de ben Yusuf'un gerçekten bilmeme ihtimaline kaldım ya. Yusuf mu bilmiyor acaba ya? 91 yazmış abi. Ordu'dan ne zaman taşındınız İstanbul'a? Biz doğma büyüme İstanbul. Doğma büyüme İstanbul. Ben 2011'de geldim. Hoş geldin. Gelinimiz hangi takımı tutuyor? Fenerbahçe. İyi yaptın. Söyledin Ayşegül Hanım. Yok ben direkt yazdım. Tamam yazmış. Yazacaktık ya. Kardeşinizle enişteniz birbirine nasıl hitap eder? Yazarak lütfen. Tamam. Yusuf Songül, Songül. Tamam. Bu, i̇simle hitap ediyorlar. Eder. Evet. Siz bu arada evleriniz nerede? Bunu söyleyebilirsiniz. Onlar Esenyurt, biz Bağcılar. Ne sıklıkla görüşüyorsunuz Yusuf Ayşegül Hanım'la? Ayda bir kere çocuklar var çünkü. Ben onları özlüyorum. Görüşüyoruz. Ayda bir kere görüşüyorsunuz. Aa! Dur buldum. Ayşegül Hanım sizin iki tane çocuğunuz vardı. Çocuklarınızın ismini alabilir miyiz? Yusuf bilemeyecek bunu. Ayşegül Hanım bilebilecek mi kendi çocuklarının ismini? Aşk olsun.
Yusuf bakma. Yok, bakıyorsun Mehmet, görüyorum. Yazdım ama kamera para gidin. Yazdın mı sen? Yazdım ben. Evet, bunu konuşmuştuk. Onlara selam yollamıştık. Evet. Yusuf'un iki tane çocuğu var. Çocuklarımızın saç renklerini alalım. Ada ve Ege, değil mi? Çocuğun saç rengi. Bir şey söyleyeyim mi? Yusuf, harbiden kolay isim koymuşsun. Ada ve Ege olarak ben mesela direkt ama bildim. Saç rengine bakmadın mı yani? Ya, tabii ki küçük kız çocuklarının saçı sarı bakır rengidir. Erkeklerin de siyahtır. Bu standarttır yani. Abi biri dünya düz diyor, diğeri genetiği reddediyor. Ben nereye düştük ben anlamadım. Ege ile Bahar'ın yaşlarını alabilir miyiz? Ama susun lütfen. Bahar ve Ege. Ege'nin mi? Ayşegül Hanım bak şimdi. Bak burada Ayşegül Hanım bizi çok büyük yiyor. Bahar'la Ege gelmedi aklına abi. Bunu görmüyor muyuz biz şu an? Bahar'la ötekineydi. Ege'nin mi dedi? Bunu görmüyor muyuz? Görmüyoruz, göremiyoruz. Baksana adamlar dünya düz dedi. Benim kafam gitti kanka. Öbürü genetik yok diyor. Göremiyorum kanka şu anda. Ben hiçbir şey göremiyorum. Bir çocukların yaşlarını görelim Allah aşkına. Tamam burası elenme. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur. Bahar İzmir'de dediniz. Ben yine bir saattir boşa konuştuğum anlara denk geldiniz. Son bir saatimizi atıp ben ilk dediğimde elesek okeydik bence. Elemeye geçelim abi. Biz Yusuf'u çok sevdik. Yusuf'u da hiç eleyesim yok. Ayşegül Hanım'ı da çok sevdik. Tamam. Yusuf'u da çok sevdik ama... Teşekkür ediyoruz. Eliyoruz. Aşk bir hatıradır, maziden kalan. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Vay. Benim takımıma gelin. Eğitimlisiz, bildim. Lütfen benimle çalışın. Sunay Hanım, aynı zamanda müzisyen ve bir söz yazarıyım. Var mıdır Orkun Hoca sorun? Sorum her zaman vardır. Eniştemiz hangi takımdır? Tahtam yok benim ama. Tahtası yok. Kırdın mı? Kırdı çünkü. Nasıl kırdı? Düz diye. Ne kadar komik ya. Şahin az önce küredir dedi. Peki Şahin, sana bir şey soracağım. İnsan nereye giderse gitsin hep arkasındadır. Mıdır. Mıdır. Değil mi? Dedemin çok sevdiğim bir lafıdır bu. Tavşan taşa çarpmış. Dağı şey yaptım öldü demiş. Anladınız mı? Aynen. Taşa çarpmış. Ne olmuş? Dağı s**tim öldü demiş. Ama öyle değildi ki. O yüzden her şeye herkese inanmayın. Yalnız da yani gerçeklere inanın. Ama böyle bir cevap beklemiyordunuz bence enişte. Sevdiğim bir laftır. Bizi zaten genelde Şahin... Genelde böyle küfürlü konuşur mu? Bizim aramızda konuşmuyor. Düz dünyacı arkadaşlarıyla mı konuşuyor acaba küfürlü? Düz işte bunu göremiyorlar ya falan. Şu anda o kadar ciddi bir şeyimiz yok ki bizim dünyada etkin. Siz bile... Ya siz kimsiniz bizim diyor ya. Abi bir şey sormak istiyorum ben. Bu konuyla alakalı bir şeyler anlatıp sonra başına bir iş gelen birisi var mı? General Bird. General Bird'e ne yaptılar? Ya. Ne oldu General Bird'e? Bu televizyona çıkıp açıklamasından hemen sonra akıl hastanesine kaldırdılar. Ailesi dava açtı. Deli olmadığı kesinleşti ve çıktı. Çıktığı gün evinde ölü bulundu. Aa. Çünkü bir general bu. Gidip görmüş mü insan? Bir kişi bunu görüp söylüyor. Ve o kişinin deli olma ihtimalini düşünmüyoruz da o kişi doğru söylüyor ve öldürüldü diyoruz. Ya bir delinin Amerikan ordusunda generale kadar yükselmesi ve Antarktika gibi çok önemli bir keşfe gönderilmesi, defalarca gidip gelmesi... Belki deli değildi ama bu görevlerinin sonucunda delirmiştir. Ama açıklanıyor deli olmadığı tıbbi raporla ve evine gönderiliyor ama evinde ölü bulunuyor. Bence keselim o zaman onları ya. O bütün açıklamaları... Özge sen korkuyorsun ha değil mi? Biraz. Nasıl yani? Bir de ben açtım konuyu o yüzden. Ha, bak konuya bak. Özge dedi ki bence dedi Şahin'in o görüntülerini keselim çünkü Şahin'in başına bir iş gelmesinden korkuyorum dedi. Ya Özge şaka mı yapıyorsunuz yoksa gerçek mi yani? Kim ne yapabilir ki? Elitler. Elitler mi? Şahin Amerika'nın işi gücü yok. Bizim videoyu izliyor. Çağır ya da bana da abone. Sonra oradan buraya ajan yollayıp seni öldürtüyor. Şahin'in buna çok inandığına yani bizim geoid olduğuna inandığımız kadar onun düz olduğuna inandığına çok eminim. Olabilir abi. İnanabilir yani. O da öyle evet, inanmış. Evet. Neyse biz evet eniştemiz hangi takımı tutuyorun cevabını görelim. RFB BJK. Evet. Tamam. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Özge sen şu anda ne iş yapıyorsun? Ben şu anda iç mimarım. İç mimarlık yapıyorum. Bitmişti değil mi okulun? Evet evet okulum bitti. Okul ne zaman bitti? 2018 ama diplomamda 2019 yazıyor. Çünkü bir ders kalmıştı orada. Sen nerede okumuştun? Yeniz Üniversitesi. Burada yani. Evet İstanbul'da. Burada evde kaldın. Evet. Ev tuttun okurken. Evet. Bekarsın şu anda. Evet bekarım. Talipler çıktı. Sen istemedin gibi bir noktada mıyız? Yok aslında bir ilişkim vardı. Yeni bitti sayılır. Peki hiç sana Şahin böyle benim bir arkadaşım var falan diye geldi mi? Yok o konularda karışmaz bana. Sunay kendi kedinin tüy rengi ve göz rengi. Cem senin kendi kedinin ve Sunay'ın kedisinin tüy rengi ve göz rengi. Benim kedim Scottish Fold Grey. Sunay'ın kedisi tekir. Rengini alabilir miyiz Sunay'ın kedisinin? Turuncu. Turuncu. Beyaz tekir yeşil. Gri kahve kulaksız Scottish. Tamam Sunay'ın kedisine turuncu dedi. Sunay'ın kedisine Sunay beyaz dedi. Evet. Beyaz turuncu. Yani tek bir renk değil ki tekirler. Nasıl miyavlıyor?
Aynı anda alabilirim 3-2-1. Kedileriniz kaç yaşında? Benim kedim şu yaş. İki kedinin de yaşlarını alabilir miyiz? Hani üstte kendi kedimizi yazalım. Şimdi burada şöyle bir yanlışlık var. Kedisi olan hayvan severler birbirleriyle kedileri hakkında çok fazla paylaşım yaparlar. Çünkü sorarlar ederler ve... 2-6 ve 6-7 geldi. Peki o zaman şöyle bir şey soracağım Cem. Ne kadardır evliydiniz? 5 yıl. Aynısı diyecek. O zaman bu kedi siz evli... Siz evliyken alınan bir kedi. O zaman. Yoktu. Ama 6 ya... Senin kedi nasıl 2 yaşında Sunay Hanım? Hayır. Yoktu. Hayır. 2 yaşında sonradan gelmiş. İkisi de yoktu diyor. Ama Cem vardı gibi Cem'in yazmış. Cem'in kendi kedisi vardı. Yani bekarlığından... Bir dakika sen 5 yıldır evliyseniz senin kedin nasıl... Bir dakika. Abi bir dakika. Evet sen anladım. Bana bir satsana. Anladım ben. Kafam sen kuş. Evlendiğinizde... Senin kedin düzdür. Evlendiğinizde Sunay'ın kedisi yoktu doğru mu? Doğru. Evleneli 5 sene oldu. Doğru o zaman. Evlenmeden önce Sunay'ın kedisi vardı. Siz de diyorsunuz ki hayır benim kedim 2 yaşında evlendikten sonra alındı. Mutlu ol. İyi bakken. Nasıl 6 diyebiliyorsun ya? Kedi sever bir kedi insansın. Var mı, kedi besliyorsun. Tararat tararararat. Ya hayır burada yanılabilir. Bütün konuklarımızı alalım açalım. Biz diyoruz. Diyoruz Şahin'le Özge gerçek enişte baldızdır. Kanka bu ne YouTube diz şarkılarısın bu ne bu? Geldik finale. Saatimiz 9 olmuş 6 saat oldu. Benim bugünkü yayınım yandı. Finaldeyiz. Görüyoruz gerçek kim. Biz diyoruz ki Şahin'le Özge gerçek enişte baldızdır. Sorularımızın karşılığında aldığımız cevaplar karşılığında ve bu programı 15.ye çekiyor olmamızın vermiş olduğu bir tık tecrübeyle beraber böyle bir sonuca vardık. Bu zamana kadar bir kere yanılmışlığımız var. Bir şimdi kere. Yalan olmasın. Evet. 10 bölümde 1 yanıldık. Şimdi 11'de 1 ile devam edeceğiz. Umarım 2 olmaz. Olmayacak. Yani şu an olacak, çünkü çok olacak. Garanti ilerledik. Sunay hala olacak diyor. Ben oradan korkuyorum şu an. Yapacak bir şey yok ona. Oğlum neyine korkuyorsun? Olacak. Ya Sunay dünyanın düz olduğuna 5 dakikada inandı. O kendi enişte baldız olduğuna da inanmış Sunay. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet siz hata yaptınız. Belki yaptığınız hatadan dolayı elenmeyebilirdiniz. Ama işte Şahin'in Özge'nin hiç falsosu yok neredeyse. Tamam dönelim. Sunay ile Cem mi çıkacak lan gerçekten? Dönelim abi. Bilmiyorum abi. Oğlum bak. Dönelim dünya gibi dönelim. Cem'le Sunay enişte baldızsa dünya düzdür. Hazır mıyız? Şu an adam, bak bizi çok bak, şu ondan geriye sayarken bir elin ayağın önüne giriyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Döndük. Ne yapıyorsunuz? 3 kişi döndü. Mutlu ol, iyi bak ya. Kendine. Ya ben Ayşegül Hanım'ın gerçekten hata yapabilme ihtimalinin üzerinde durdum. Kayıtlarda var. Çağrı sen olabilecek her potansiyelin, her kombinasyonun ihtimalinin hayır kardeşim, üzerinde durdun. Hayır her kararımızın üzerinde durarak gittiğim için öyle algılıyorsun. İlk kim söyledi? Sizin gerçek çift olduğunu ilk kim söyledi? Bir daha duyabilir miyim Yusuf? Hatta kulağına bile siz söylediniz. Teşekkür peki, ederim Yusuf. Peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Teşekkür kim ederim elerken, Yusuf. Acaba soru işaretini kim açtı? Siz de dediniz Ayşegül Hanım'la Yusuf. Teşekkür ederim. Ama Ayşegül Hanım siz de kendi çocuklarınızın adını da unuttunuz, yaşlarını da unuttunuz, yeğenlerinizin adlarını da yaşlarını da unuttunuz. Ayşegül Hanım nerede koptu film biliyor Ayşegül musunuz? Hanım. Şimdi Bahar'a 16 değil Ege Üniversitesi'nde okuyor dediğiniz noktada bende film koptu yani savunacak hiçbir şey kalmadı. Ama Bahar çok küçük yaşta başladı. Neye? Ben hala inanmıyorum ya. Bizim düğün fotoğraflarımızı gösterin. Göstereyim mi efendim? Gösterin ya. Bak fotoğrafı da yok. Fotoğraf yok ya. Yusuf biz senin Songül'le evli olduğuna inandık. Ayşegül abla benim baldızım. Ben Allah aşkınıza Ayşegül Hanım bu İzmir'de okuyan kızınızın gerçek yaşının 16 mı 24 mü ben bunu merak ediyorum. 16. Okumuyor şu an. Ama Ege Üniversitesi'nin 16 yaşında nasıl girdi ya proje çocuk mu? Ege Üniversitesi'ne başlamadı. Ama Ege Üniversitesi dediniz. Hayır oraya girmek için hazırlık arkadaşında kalıyor ama şu an. Ama siz dediniz ki Ege Üniversitesi'nde okuyor. Ne okuyor dedim hazırlık bak, okuyor deyince. Bak bu bölümde gerçekten ilk defa günahımız olmayan bölüm vallahi bu. Bizim yapabileceğimiz vallahi hiçbir şey yok. Günahımız yok bizim ya. Hadi Şahin bize son bir sürprizini yap. Dünya yuvarlaktır de. O benim silahım da kaostan. Besleniyor evet. Ya şaka maka yok ya. Böyle bir oyunculuk. Şaka mıydı düz dünya mevzusu? Düz dünya inanmıyorum. Kaos olsun diye ortada karıştırdım. Ya bırak ya. Hayır ya. Peki şey bilgisini nereden biliyorsun? Bird. Gerçek çünkü. Çalışmış. Bak yemin ediyorum seni yalan dedektörüne oturturum. Benim 1,5 saatimi geri ver Şahin. Adam sinyal atıyor. Sağ kulağa bak kıpkırmızı oldu. Sinyal atıyor. Göster abi. Çağrı tutma beni. Yemin ediyorum kavga çıkar ha. Şahin'cim sen de git düz dünyaya mı inanıyorsun? Çeyrek dünyaya mı karar inanıyorsun? Karar ver ben neye inanıyorsan gel abi. Ya. Allah Allah. Sinirlendirme kardeşim benim. Sakin ol. Yemin et inanmadığına. Hiçbir şey için yemin etmiyorum. Ya Şahin ya. Ya bırak ya. Ya inanıyor oğlum
işte şimdi R yapıyor ya. Ya inanmasan bile kesin araştırmışsın ve ikilemdesin falandır yani. Çünkü bu kadar, gerçi bu kadar biliyor. Şahin de bir da bilmiyor aslında. Bir şey de anlatmadı ya. Ya bir bildiği yok. Keyifli bir bölümdü. Şahin Mustafa senin çantası, Ayşegül Hanım'ın çantası çok yakışmamış mı? Kardeşim sağlık olsun. Güzel oğlum, bir bölümdü. Çok keyifli bir bölümdü. Yani. Ona yapacak bir şey yok. Burada biz de yanıldık birazcık. Ama bizim bence bu bölümde gerçekten diğer bölümde kabul ediyorum. Kaybettik eyvallah. Ama burada bizim hiçbir burada günahımız yok. Burada yapacak bir şeyimiz abi. Yok abi. Sağlık olsun. Keyifli bölümdü. Ben bunu şimdi yayında falan da ben izlerken falan böyle yorum yapıyor chat'tekiler. Biliyorlar falan filan. Mümkün değil bilme ihtimalleri yok. Bizim gibi olacaklar. Ya ama bak bir de şöyle düşünün. Siz bu bölümü 40 dakika izliyorsunuz. 45 dakika izliyorsunuz. Bizim şu an 6,5 saat oldu. Yani kaçırdığımız evet. Çok fazla yer var. Hani bizim öyle düşünmemizde de farklı şeyler etkili olmuş olabilir. Neydi? Başka bir şey daha dedi o yalnız. Reptilyan dedim de. Reptilyanlar var dedi. Seni reptilyan olmakla dedi, evet. İddia etti. Bizi evet, bilmemiz de çok olsun. Önemli bir şey hepimizin değil. Hepimizin canı sağ olsun ya. Çok eğlenceydi. Sağ olun. Eğlenceydi. Sağlık. Eline sağlık gerçekten. Hadi bir sonraki hangisi gerçekte görüşürüz. Hangisi gerçek karı koca? Karı koca. Hadi görüşürüz.